bir başka keşke gelsen bir deprem bölgesini görsen de insanların bir yüzüne baksan. Gel. Gel bir Malatya'ya gel gör nasıl bir rezil yönetim gösterdiğinizi göresiniz. Değerli arkadaşlar, arada uğra, arada sen de uğra, arada sen de uğra. Arada bir deprem bölgesini gelin görün. Ayağınız bir çamura bassın da vekil olduğunuzu anlayayım ben size. Selam verdiğiniz yok, selam. Deprem döneminde birinizi yolda görmedim. Bir de utanmadan laf atıyorsun şimdi bana. Utanmaz. Bakın, ben deprem anlatıyorum. Vicdansızlar. Ben Malatya'nın yaşadığı sorunları anlatıyorum. Yalansa gel Malatya, çık sokağa. Bakın, bana laf atan utanmazlar. Bana laf atan utanmazlar. Bak kardeş, bak kardeş. Bu Vela Babay var ya. Vela Babay laf atmakla susturamazsınız. Vela Baba kim biliyor musun? İsmet İnönü'nün hemşerisi. Turgut Özal'ın hemşerisi. Hamid Ömer'in hemşerisi. Ben korkar mıyım sizden? Benim laf atan susturacak mısın sen? Çıktığınız, yaptığınız bütün rezillikleri ortaya koymaya devam edeceğim. Ben senin gibi bazı rantçıların vekili değilim. Ben halkın vekiliyim. Ben fakir fukaranın vekiliyim. Ben senin gibi zenginlerin yandaşı değilim. Onlara peşentecilik yapmıyorum. Utanmazlar. Malatya deprem yerine bir etmiş. Utanmazlar laf atıyorsun bana. Yine değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ben deprem bölgesi milletvekiliyim. Maalesef 6 Şubat büyük depreminden 15 ay geçti. 15 aydır depremin yaralarını maalesef sarabilmiş değil, hatta hiç mesafe kat edebilmiş değiliz. Malatya'da hala binalar yapılabilmiş değil. Bakın değerli arkadaşlar, Çevre Bakanı her ay evleri teslim etmeye devam edeceğiz diyor. Üçüncü kura çekilmedi bile. 103 bin ev yapılması planlanan Malatya'da 7 bin ev teslim edilmiş. AKP'nin Malatya'da konut başarısı %7 seviyesinde, her 100 kişiden 93'ü hala ev beklemeye devam ediyor. Bu beklenen, bu teslim edilen konutlarla ilgili işte felaket. Kura'da evleri çıkan depremzedeler maalesef evlerine yerleşemiyor. Altyapı sorunu devam eden TOKİ konutlarında oturmak zaten mucize. Konut yapılmış, altyapı yok. Çocuk parkı yok, camisi yok, kültür merkezi yok, sağlık ocağı yok. Yok, yok, yok. Dört duvar teslim edilmiş. Maalesef hala insanlar o evlerde oturulamıyor. Eğer televizyonlarda o kura çekimini izliyorsanız bilin ki bunun tamamı yalan. Hiç kimse evinde oturabiliyor değil. Bir başka, bakın bir örnek vereceğim size. Değerli arkadaşlar, arada uğra, arada sen de uğra, arada sen de uğra. Arada bir deprem bölgesini gelin görün. Ayağınız bir çamura bassın da vekil olduğunuzu anlayayım ben size. Selam verdiğiniz yok, selam. Deprem döneminde birinizi yolda görmedim. Bir de utanmadan laf atıyorsun şimdi bana. Utanmaz. Bakın, ben deprem anlatıyorum. Vicdansızlar. Ben Malatya'nın yaşadığı sorunları anlatıyorum. Yalansa gel Malatya, çık sokağa. Bakın değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde bakan geldi, plan üzerinde çalışıyorlar. Malatya'nın merkezinde iki cami var. Biri Teze Cami, biri Söğütlü Cami. Bakan bakıyor, 15 aydır plan yapıyorlar. Bakıyorlar cami yok, cami. Nerede? Onların da haberi yok. Ya vicdansızlar. Gezdiler camiye yer beğenmeye çalışıyorlar. Bakın burada uyarıyorum. Kimi siyasiler, kimi güçlüler, AKP yakınların rezerv alanında evleri yıkılmıyor. Onları rezil edeceğim. Rezil edeceğim, onları uyarıyorum. Bir tane fakir fukaraya haksızlık yapılırsa bilin ki Vela Baba Cumhuriyet Halk Partisi onun yanında olacak. Sizin gibi tuzlu kuruların, milletvekillerin, zenginlerin yanında olmayacak. Cami ne oldu biliyor musunuz? Söğütlü cami yok. 15 ay sonra ortada plan diye bir şey olmadı, ortaya çıktı. Maalesef şu yönetimin haline bakın. Değerli arkadaşlar, bir rezerv alan var, rezerv alan. 15 ay geçmiş, rezerv alanı Ankara'da çiziyorlar. Malatyalı mimarın haberi yok, mühendisin haberi yok, belediyenin haberi yok, belediyenin haberi yok. Rezerv alanında ne olacağı belli değil. Siyasetçilerin sağlam işleri yıkılmıyor, fakir fukara sağlam işleri yıkılıyor. Bu da sizin yarattığınız bir düzen. Sizin yakanızdan tutacağım. Gel utanmasan biraz utan, gel utanman varsa, biraz utanman varsa gel Malatya'ya gidelim, Malatya'ya. Hodri meydan. Gel Malatya'ya gidelim. Değerli arkadaşlar, bir halt yaptıkları yok. Ancak beni yalanlıyorlar. Malatya yıkılmış, yerle bir olmuş. İlçesi yok. Bir halt yaptığın yok. Laf atmaktan başka bir halt yaptığın yok. Ancak milletvekillerinin zenginlere yandaşlık yap. Ancak onların... Ne yap baba? Ancak onların... Ne yap
yapayım? Genel ben lütfen. Ben doğrular söylüyorum. Malatya dinliyor beni. Malatya dinliyor beni. Bak, yeniden dönüşüm var, yeniden dönüşüm. Ne oldu biliyor musun yeniden dönüşümde? Atılan bir adım yok. Atılan bir adım yok. Başka bir de beylerin başkanları birbirine laf atıyorlar. Başkanın biri diyor ki 17 milyar. Tamamlayın sayın abi. Başkanı biri diyor ki yeni seçilen 17 milyar borcum var. Öbürü diyor ki 3,5 milyar borcum var. Hele hele kim yalan bilmiyoruz. Hele hele bunlar propaganda yapıyordu bu yalancılar var ya. Veli Ağababa sayın gelince abi, belediye başkanı olunca belediye işçilerin ekmeğiyle oynayacak. Bürokratlar değiştirecek. Ya sanki Yunanistan'dan almışlar gibi belediyeyi, belediyeki personeli darmadağın ettiler. Ne daire başkanı kaldı, ne çalışan kaldı, çaycıya karışıyor, çaycıya. Bunların seçtiği yönetim, çaycıyı değiştiriyorlar. Utanmadan bir de konuşuyor. Bir başka bir şey, Malatya Adliye Binası, Malatya Adliye Binası 8 yerde hizmet vermeye devam ediyor. Hala adliye binamız yapılabilmiş değil. Sen okumaya devam et. Sen gel Malatya milletvekillerine gel. Sen anlamazsın. Sen anlamazsın. Sen bilmezsin işleri. Sen bilmezsin. Sen bilmezsin. Bir halk bildiğin yok. Elazığ'ı bilmiyorsun baba. Sen. Sayın bir bildiğin yok. Bir bildiğin yok. Bir bildiğin yok. Laf atma. Selamlayın lütfen. Anca zenginlere şey yaparsın. Bak. Şuraya bak da bir utan. Utanman varsa... Ne diyor? Kamuda diyor. Kamuda diyor. Mülakatı kaldıracağım diyor. Bak bak mülakatı kaldıracağım diyor. Şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu? Utanmazlar. Bana laf atan utanmazlar. Bana laf atan utanmazlar. Bak kardeş. Bak kardeş. Bu Veli Ağababa'yı var ya. Veli Ağababa'yı laf atmakla susturamazsınız. Veli Ağababa kim biliyor musun? İsmet İnönü'nün hemşerisi. Turgut Özal'ın hemşerisi. Hamidoğlu'nun hemşerisi. Ben korkar mıyım sizden? Benim laf atan susturacak mısın sen? Çıktığınız yaptığınız bütün rezillikleri ortaya koymaya devam edeceğim. Ben senin gibi bazı rahatçıların vekili değil. Ben halkın vekiliyim. Ben fakir fukaranın vekiliyim. Ben senin gibi zenginlerin yandaşı değilim. Onlara peşetecilik yapmıyorum. Utanmazlar. Malatya deprem yerine bile düş. Utanmazlar laf atıyorsun bana.